Vakit yok. Karaciğer nakli bize vakit kazandıracak. Şimdi bir şey söylerdim ama neyse. Benim fikrim değildi. Hiçbir şey, ağzımı bile açmadım. Tamamen kendi fikri adamın. Tamam o zaman, yani karar onunsa bana laf düşmez. Yardımıma ihtiyacın yok demektir. Gitsin ekibinden birileri prosedürü açıklasın. Yalnız şöyle bir şey var. Donör ve alıcının çıkarları birazcık çelişiyor. Allah Allah. Ateş Hekimoğlu'nun da etik kaygıları var yani. Anlat bakalım. Ya tıbbi açıdan bir önemi yok. Ama bir şekilde bir önemi var yani. Şimdi gidip adama söyleyemediğim bir şeyi sana söylersem, sen de gidip adamı bilgilendirirken ağzından kaçırırsan, ha? Olmaz, doğru olmaz bence. Boş ver, hiç söylemeyin. Bunun dosyada var olduğunu sayıyorum. Gizli dosyada. Bu hastanenin dosyasında. Ya merakını gider, tamam, bunu okuyup, ya da meraklı kal, hiçbir şey öğrenme ve etik olarak yanlış bir şey yapıp hastamın ölümüne sebep olma. Tamam. Normalde bu testler ve danışmanlıklar haftalar, hatta aylarca sürer. Biz burada çok önemli bir şey atlıyoruz. O da zaman. Belki biraz daha düşünmeye vaktiniz olsaydı fikriniz değişebilirdi. Yani verdiğiniz karar hayati bir karar. Ben kararlıyım doktorum. Melis benim her şeyim. Elimden gelen her şeyi yaparım. Eminim öyledir. Ama insanın biraz daha düşünmeye vakti olursa bakış açısı değişebilir ve... Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim doktor hanım. Zamanımız olsaydı kullanırdık ama yok. Bir an önce başlayabilir miyiz lütfen? Bakın, ya ben buna onay veririm ya da bu ameliyat olmaz. O yüzden şimdi beni dinlemenizi rica ediyorum. Yaptığınız bu fedakarlık masada kalmanıza sebep olabilir. Biliyorum. Ben Melis'le yaşlanmak istiyorum doktor hanım. Yaşlandığımızda yan yana uzanıp ameliyat izlerimizi karşılaştırmak istiyorum. Fikrim değişmeyecek. Boşa vakit harcamayalım. Kolunuz açın. Yumruk yapın. Nakil işlemine engel olan vasküler anomaliler var mı diye bakıyorum. Bir de mantar sporlarının olup olmadığını. Ben mantar yemiyorum dedin ama senin için hayatını tehlikeye atan birine yalan söyleyen bize de yalan söyler herhalde, değil mi? Bakın gerçekten neler yaşadığı umurunda değil bayağı. Rektumuna bir tüp sokuldu. Daha sonra da benim sana yaptığım gibi midesinden örnek alacaklar. Acıtıyor değil mi? Gerçi bunun acısı ne ki? Adam senin için hayatını riske atıyor. Sen onu sevmiyorsun bile. Ayrılmak istememin sebebi... Ayrılmanızdan bahsetmiyorum. O umurumda değil. Nakil işleminden bahsediyorum. Onu birazcık önemsiyorsan
gerçekleri anlatırsın. Bunu yapmasına izin vermezsin. Sen olsan söyler miydin? Söylerdim. Ölürdün. Doktor. 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 Gördün mü bunu? He. Gördüm, görmez miyim? Bomba. Departmanım patlattı. Ay arkadaş ya. Zeynep'in yazısını okudun mu? Tabii tabii, okumadım. İkisininkini de okumadım. Hı. Bak Zeynep'inki daha güzel ha. Hadi be. Dolap derininkinden iyi miydi? Yani bence. Çünkü dolap dere tanı sürecine analitik yaklaşmış. Zeynep de onay sürecindeki etik ikilemden bahsediyor. Yani diyor ki hastaların tıp diploması yok. Onlar kim ne ve nasıl ona yok. Aman aynı tas aynı aman bıdı 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 aynı laflar bırak. Bırak Allah aşkına. Yalnız ya arkadaş, küçücük departmanda çalışıyorsun. Her gün yüz yüze insan söyler de. Değil mi? Söyler, söylemez, söyleyebilir. Söylemeliydi, söylemiş olmalıydı. Ya değer mi be? Bu kadar tartışma ya. Doktor, sen böyle dersen yalnız var ya, bu ekip bunda bir sorun görmediğini zannedebilir ha. Sorun? Sorun böyle saçma sapan mevzularla benim hayatımın bölünmesi, uykumun bölünmesi. Oho, bak sen böyle yaparsan ne sana güvenirler, ne birbirlerine güvenirler. Sen onların şefisin, yapma böyle. Güvenmesinler. Ne güveniyorlar ki? Kim istiyor güvenmelerini? İyi de ortada bir haksızlık var, aldatmaca var. Bunun sonu var ya, birbirlerini sabote etmeye kadar gider. Bak ben sana söyleyeyim. Doktor, ben dünyanın en pamuk, en adil patronu bile olsam, Dolapdere yine bildiğini okurdu. Çünkü o öyle birisi. Hırslı. Hırslı. Oh ne âlâ memleket ya. Dolapdere konferansta tebrikleri kabul edecek. Zeynep burada ne yaşayacak? O da dua edelim bu yaşadıklarından bir şeyler öğrenmiştir. Ha, sen de zaten yanıp tutuşuyorsun öğretme aşkıyla ya. Hey doktor. Çocuklar. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.